Tamam, vereceğim sana. Dur. Tamam. Müsaade. Şöyle bir şey yap. He? Sayın hocam, selam hoş geldiniz. Basınımızın değerli temsilcileri. Bu akşam değerli bir konuğumuz var. Kendileri Giresunlu hemşerimiz, muhterem hocamız, namı diğer kamerada Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü hocamız bizimle birlikte. Kendilerine Beykoz'da Giresunlar olarak hoş geldiniz diyoruz. Hürmet ederiz Sayın Hocam. Biz Beykoz'da Giresunlar olarak sizin gibi saygıdeğer, muhterem hemşehrilerimizle birlikte olduğunda Giresun'dan gelmiş birinci kuşakta Giresunlular olarak çok iyi izler bırakmadığımız kanaati oluşmuştu. Sizin gibi muhterem hocalarımız vasıtasıyla genç kuşaklarımız bu imajı yıktılar. Sizin sayenizde, sizler birilerinin sayesinde. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Ben sizlere hitap etmek üzere Dernek Başkanım Hasan Karakaya Beyefendi'ye mikrofonu arz edeceğim. Programımız daha sonra hocamızın Beykoz'daki Giresunlu hemşerileriyle buluşması ve sohbet olarak devam edecek. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, değerli misafirlerimiz, sevgili hemşehrilerim, derneğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Taşı toprağı altın diyarlar hep, orası neresi biz de gitsek. Fındıktan kazandığımız 3-5 kuruş yetmiyor artık. Geçinmemize baksana çocuklar hadisefi. Bu nedenle işte nereye İstanbul? İşte İstanbul, işte Beykoz. Bak, bizim oralara benziyor. Denizi, yeşili. Sanki Giresun. Cam fabrikası, kundura fabrikası, tekel fabrikası. Şirvan fabrikası tuttu bizimkileri buralarda. Fabrikalarda çalıştılar. Belki bahçe de yaptılar. İnekleri de oldu. Süt sağdılar. Giresun'u yaşadılar hep Beykoz'da. Gün geldi hemşehriler fabrika dışında da görüşme ihtiyacı hissettiler. Komşuluklar kuruldu, yetmedi. Gruplar kuruldu, yetmedi. Düğünlerde, cenazelerde görüşülüyordu. Bu da yetmedi. Eksik olan bir şey vardı. Güç birliği. Hemşehrimiz bir çatı altında toplanıp aslen gidermek, sorunlara ortak çözüm aramak, kısacası güç birliği yapmak istiyorlardı. Çok uzun zaman aldı örgütlenmek. Ta ki 1987 yılında bir avuç müteşebbis hemşerimiz bu derneği kurana kadar. Dernek kuruldu, daha sık görüşülür oldu hemşeriler. Dernek çatısı altında faaliyetler yapılmaya başlandı. Hemşeriler memlekette yayla yollarında yaptıkları eğlencelerden esinlendiler. Eskiden beri köylerden yaylalara yapılan koçu göçü şenliklerini hatırladılar. Aynısını burada yapmaya çalıştılar. Kayma donduran yayla şenlikleri doğdu. Bu dernek sayesinde hemşehrilerimiz 26 yıldır bir araya geliyor hiç aksatmadan.
Bu derneğe başkanlık yapmış hemşehrilerimiz, yönetimde bulunmuş hemşehrilerimiz apayrı bir önem verdiler Permak Donduran Şenlikleri'ne. Yardımlaşıyor hemşehriler kendi arasında Beykozlu Genisunlar Derneği bir yenilik daha ekliyor portföyüne. İftar çadırı. Birçok belediyenin cesaret edemediği çalışmayı Beykozlu Giresunlar Derneği yapıyor. Dualar alıyor, alkışlar topluyor. Her yıl aralıksız kurulan iftar çadırımızda bir akşamda yaklaşık 600 kişi, bir Ramazan'da yaklaşık 18 bin kişi iftarını açıyor keyifle. Yeni dönemde durmadan faaliyet, durmadan etkinlik üretiyoruz. Beykozlu Giresunlar Derneği geçirdiği son iki dönemde farklı bir dernekçilik anlayışı ortaya koyuyor. Bir piknik, bir gece dernekçiliğinin ötesinde sürekli faaliyet ve sürekli etkinlik düzenleyen dernek konumuna geldik elhamdülillah. Özellikle Beykoz'da izlenen, irdelenen ve örnek alınan bir dernek olduk. Dernek tarihimiz içinde hayata geçen kaymak dolduran şenlikleri, iftar çadırını, şair festivalini ihmal etmiyoruz. Her yıl daha da geliştirerek hayata geçiriyoruz. Ama başka da işler yapıyoruz. Afyon'daki şehitlerimizi unutmuyoruz. Her yıl onları ziyarete gidiyor, dualar ediyoruz, Kur'anlar okuyoruz. Şehitliğimiz için yeni projeler ortaya koyuyoruz. İnşallah şehitliğimizi yılda bir kez değil, yılda çok kez ziyaret edilen bir yer konumuna getireceğiz. Beykoz'un sorunlarına uzak kalmıyoruz. Susan değil, konuşan bir STK'yız. Görüş beyan ediyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Hemşehrilerimize çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Oran kursu, diksiyon kursu, iletişim kursu, ergen psikolojisi, orta öğretim öğrencilerin takviye kursları çalışmalarımızdan bazıları. Hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Hastası olanın yanındayız. Maddi manevi ne gerekiyorsa. Cenazesi olanın anında yanındayız. Düğünü olanın mutlaka düğünlerini şenlendiriyor. Derneklerimizin her türlü taleplerini imkanların ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Beykoz'un her noktasındaki hemşehrilerimizle, derneğimiz olan yerde derneklerimizle, derneğimiz olmayan yerlerde ise buluşmak için müsait yerlerde sürekli toplantılar yaptık, yapıyoruz. Oraları dinliyor, biz anlatıyor, ortak yollar bularak çözüm etmeye çalışıyoruz. Artık hemşehrilerimizin Beykoz'u en başında söylemiştik. Bu nedenle Beykoz'u Gresimler Derneği, Beykoz için fikir üreten, kafa yoran, mesai harcayan bir fikir kulübüdür. Beykoz'da gerek pilotluklarımız, gerekse siyasilerimiz bir karar ötesinde Gresimler ne der diye artık düşünmektedirler. Beykoz'da 417 derneği içinde yılın en başında derneği seçilerek çalışmalarımızın boş olmadığını gördük. Bu ödül bizi daha da çok çalışmaya sevk etti. Topraklarında yeterince geçim üretemediği için 1 milyon göç veren Giresun, ne büyük olmayı istiyoruz, ne de adımızın önüne bir ünvan almayı. Ama bir şey istiyoruz, birlik olmayı, birlik olmayı istiyoruz. Yok olup gitmek istemiyoruz. İşte onun için varız. Hepinize saygılar sunuyorum. Dernek Başkanımız Hasan Karakaya Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Ben mikrofonu sahibine tevdi etmek istiyorum. Hocam arz ederim, mikrofon sizin, buyurun. Arşın azim feyce ve nefkul haşbi Allah la ilahe illallah. Arşın azim feyce ve nefkul haşbi Allah la ilahe illallah. Arşın azim feyce ve nefkul haşbi Allah la ilahe illallah. Arşın azim feyce ve nefkul haşbi Allah la ilahe illallah.
Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebiyyini ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebiyyini ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Okuduklarım var gece, sabah akşam okuduklarımda. Size de niyet ediyorum yani, sizi de dahil ettim. Allah size muhafaza eylesin. Dünya ahiret belalarından, afetlerden, musibetlerden. Okurken konuşamıyorum dünya kelamıydı. Başlamış oldum. Benim başkan daha uzun konuşur. Ben de orada bitiririm. De kısa kesince ortada kaldım. Ama okuyacaklarımı bitirdim ki sizi de niyete kattım inşallah. Evet, çoluğumuz, çocuğumuzun, malımız, canımız, dinimiz, imanımız, emanetlerimiz, kutsallarımız, vatanımız, bayrağımız, bütün milli manevi değerlerimizle Allah'ın adını okuyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim muhafaza buyursun. Amin. Duasız, zikirsiz yaşamak olmaz. Allah Teala ne buyuruyor? Estağfirullah. Kul mâ yâdıl bikum rabbi levlâ duâukum. Habibim, kullarıma söyle ki duanız olmasa, bana yalvarmanız olmasa, benden istemeniz olmasa, Allah demeniz, Bismillah demeniz, zikriniz, şükrünüz olmasa, Rabbim sizi ne yapsın? Yani tahta değilsin, döşeme tavan olasın, taş değilsin, kaldırım olasın, bir Müslümanın ayağını çamurdan kurtarasın, hayvan değilsin, efendim etinden, sütünden faydalanılsın, et yemeyen hayvan olsan da birisinin üstünde efendim yük taşınılsın falan. Her canlının yani yaratılanın, hatta cansızların, masa cansız mesela. Bunlar da faydası var işte. Burada bir şey koyuyorsunuz. Herkes bir işe yarıyor. İnsan ancak Rabbine kulluk için yaratılmıştır. Ve dua için yaratılmıştır. Bakın. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا يَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler, bana dua etsinler, beni zikretsinler, bana şükretsinler diye halbettim. Yarattım Allah buyuruyor. Celle Şanım Celle Şanım. Yoksa bizim yaratılmamızın ne gayesi olur, ne faydası olur? Kendimize de yaramamız, insanlara da faydamız ancak Rabbimizi tanımamız da mümkün olur. Allah'ı tanımayan adamdan ne gayet gelir ya? Kainat yaradanı tanımaz. Bak, gündüz gitti, gece geldi. Kim güneşi kim batırdı? Bu karanlığı kim getirdi? Bizi kim getiriyor yardımlar? Yumurta kadar yok ya. Mevla nasıl döndürüyor bunları? Gökleri yerleri nasıl tutuyor? 18 bin alem, dünyanın dışında bunca alem. Bu ne güçtür bu? Kelam konuşmak. Onun kelamları bitmez, kelimeleri bitmez. Yedi deniz, efendim mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, manevide kelimatullah, Allah'ın kelimeleri tükenmez buyuruyor. Bu ne kadar kelime kelam var. Cebrail aleyhisselamla neler görüşüyor, Mikail aleyhisselamla neler görüşüyor. Her damla yağan yağmurun damlasının hesabı var ya. Her o biten odun hesabı var. Biz daha kendi bahçemizdeki odu sayamayız ya. Birkaç yüz metre bahçemiz var, kaç ot var bilmiyorum ya. Ne kadar cahil bir adamız değil mi? Mevla bu kadar mahsullerden kaç ot bitmiş, filiz yerden çıkmış. Bunu Mikail Aleyhisselam hesaplatıyor yani bunu. Kendi zaten biliyor da ne kelimeler, ne kelamlar. Efendim ölecekler, yitecekler, bitecekler. İnsanlar, cinler, melekler, felekler işte bunlar hepsini yönetmek. Kendimizi yönetemiyoruz ki. Midemizde de durma haberimiz yok. Bağırsağımıza lafımız geçmiyor. Çalışmıyor, çalışmıyor. Dur sedek durmuyor.
bize göre takımdır. Bazı kere ihsan oluyor. Hiç münasebetsiz yerde kalk geliyor. Ya kardeşim şimdi rahat değilim desen seni dinlemiyor ya. Yani karnına laf geçiremezsin, gözüne laf geçiremezsin, midene laf geçiremezsin. Ne ilgili gücümüz var? Tekvin, icat demek. Mevla yaratıyor, olduruyor, var ediyor, yoku var ediyor ya. Biz olmuşa bir laf geçiremiyoruz ya. Olmuşa bir şekil veremiyoruz. O olmamış ki yaratıyor. E Mevla'nın sıfatlarını bilmek lazım. Diğer başka sıfatı, zuhuriyeti var. Sıfatı, zatiyeti var. Vücut var olmak. Şimdi bizim varlığımız da onun varlığı değil mi? Bilin ki onun varlığının yanında yok, yok hükmü denir. Çünkü onun başı yok, sonu yok. Bizim başımız var, sonumuz var. Kıdem evveli olmamak. Hepimizin yaşı başı belli ya. İşte 50 sene, 60 sene. Buradan fazla 80-90'ı geçen adam olmaz yani. Geriye gitti, kimse yok. Kıdem. Hani der ya kıdem tazminatı. Siz o işleri anlarsın. Allah'ın kıdem sıfatını sorsam anlamaz o. Kıdem tazminatını anlar çünkü para ne kadar gelecek diye. Hepsi kıdem dedi mi onu anlıyorsun yani. Maaşta bir şey. Beka ne demek? Son olmamak. Vahdaniyet ne demek? Tek olmak. Muhalefetü havaris ne demek? Sonradan yaratılanlara benzememek. Kıyam bir nefsiyi kendi zatıyla kurmak. Hiçbirimiz kendi zatımıza duramayız. İhya, imade, taklit, terzih bu sıfatlar da var. Diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık vermek. Büyük Allah'ımız var. Onun için onu tanımak kadar büyük marifet olamaz. İrfan olamaz. Arif ancak Allah'ı bilendir. Laftan arif olunmaz. Adını arif taksalar arif olunmaz. Dünyanın yemesini içmesini bilmekten olunmaz. Onu hayvanlar da bilir. Hangi yem daha iyi onu seçer. İnsanın farkı var. İnsan özel bir kul. İnsan hususi bir mahluk. İnsan ahsen takvim üzere yaratılmış. Eşref-i mahluk. İnsan Rabbini tanısın, bilsin, bulsun. Onun has kulu olsun. Cennette cemalini görsün diye yaratılmış. İnsan öyle ne yiyeceğim, ne içeceğim diye efendim sofradan tuvalete hayatı sofra, tuvalet, yatak üçgeninde geçecek bir yaratık değil insan. Bunlar da olacak ama gaye bunlar. Olmaması lazım. Maalesef tabii bu emperyalizmin getirdiği maddecilik, manasızlık, içi boşluk, insanları hepsini amele ruhlu, işçi şekline döndürerek efendim devamlı geçim derdine düşecek şekilde vergisi, dergisi, işte efendim gelirli giderini nasıl denklerim, doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu, internet falan derken adam işte ayın 20'sinde zaten sıfırı tüketiyor. Son 10 günde de yine öbür aydan borçlanmaya başlıyor kasaba bakkala. Böyle bir hayat tarzı olduğu için tabi bu son senelerde daha belirgin oluyordu. Daha evvelce de belki vardı. Ben de yaşım çok yaşlı değilim ama işte bir bilgileri böyle insanları geçim derdiyle meşgul ederek kafalarını kaldırmasınlar. Bir rahat etmesinler. Akılları başlarına gelip de efendim beni kim yarattı, kim yaşatıyor, kim yediriyor, Rabbim benden ne istiyor? Kafir kim, münafık kim, mümin kim? Kim vatanıma göz dikmiş, kim milletime göz dikmiş, kim bu memleketi bölmek istiyor falan. Bu şuurlara ermek için ne lazım? Rahat akıl kafa lazım. E şimdi herkes geçim derdine düşmüş, o derdine, bu derdine, herkese bir sıkıntı verirsen herkes kendi eliyle bağlı kalır. Kimse kimsenin derdini de soramaz, halini de soramaz hale gelir. Maalesef o günlere geldik. İslam'ın da hiç istemediği bir şey. İslam ne istiyor? Komşuluk istiyor, sıla-i rahim istiyor, kardeşlik istiyor, barış istiyor, akraba ziyareti istiyor, hemşerilik gözetmek istiyor. İslam bunların hepsini tavsiye ediyor, vasiyet ediyor. Şimdi dönüyoruz, sadede gelelim yani. Niye ki Resulullah Derneği'ndeyiz değil mi şimdi? Yoksa vaazı ben zaten yapıyorum. Dün dedi iki saat vaaz yaptı. Şimdi buraya da gelip aynı vaazı yaparsam bunun manası olmaz. Hastayım da bayağı da rahatsız başkanıma söz verdim. O hastalık halinden doktordan da geldim bir iki saate. Ben yine de size geldim. Hakikaten şeker düşüklüğü ve zikzak içindeyim ama birkaç ayet hadis okuyalım. Çünkü cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur. Ben şimdi sitada da gitsem aynısını okurum. Derneğe de gelsem aynısını okurum. Aziz Yıldırım beni maça götürür. Maça da gitsem aynısını okurum yani. Ben şimdi burada yani gidersin gitmiyorum da demek istiyorum yani ben nereye de götürsem ne okurum yani. Telefona da çıktı birkaç ayet birkaç hadis okurum değil mi şimdi? Telefonda kalkıp da maç hakkında yorum yapmadık yani. Çünkü herkes bildiğini yapsın. Herkes bir
herkes dini yapıyor. Ama Allah'ın Kur'an'ı her yerde geçerlidir. Madem bu millet Müslümandır, dernekte de Kur'an okunur, statta da Kur'an okunur yani. Kimsenin Kur'an'a, sünnete, peygambere, Allah'a itirazı yok. Madem hepimiz Müslümanız, onun için ben de bu cesaretle, hele benim hemşerilerim, hakikaten vatanlı milletini seven, kutsallarına, mukaddesatına bağlı hemşerilerim vardı. Allah sayılarını artırsın, şuurlarını artırsın, bereketlerini artırsın, muhafaza buyursun. Amin. Amin. Şimdi bazı televizyonlarda da laf çaktığım olmuş. Yani bizim hemşeriler birbirini tutmuyor falan. Doğru, doğru lafa ne denir? Şimdi diğer bazı şeylere bakıyorum. Ben de bunu gönül edelim size söylerim de. Sizin diğer Resulullah'ını kastetmedim. Aluca'ya bakıyorum, Çamoğlu'ya bakıyorum falan, bir dernekleşmeler görüyoruz. Resulullah biraz bu işlerde zayıf görüyorum. Bir de şimdi beni çağırıyorlar evvelden beri, ya içki var mı, saz var mı, caz var mı, oyun var mı, horon var mı falan, tabi var deyince de gitmiyorum. Bu sefer şimdi beni yaylaya çağırdı şeye, burada geçen ne, kaymak dondurma falan. Dedim valla ben varken böyle çalgı çengi olmaz ama ben gelelim, ayet okurum, hadis okurum, aşır okurum, dua okurum, el fatiha çıkar giderim. Tabi ondan sonra herkesin özel hayatını da beni alakadar etmez. Ama benim olduğum ortamda öyle ortam olursa beni çağırdı, yoksa da bana uyma. Şimdi beni düğüne çağırdılar, şimdi biz geldik buraya, yemekler, içmekler, kaymaklar, mesela orada herhalde kaymaklar falan veriyorsunuz bir şeyler. Dondurma. Dondurma veriyorsunuz. Şimdi millet gelmiş eğlenme, yani eğlenmek derken İslamiyet eğlenceye mani değil. Yenebilir, içilebilir, efendim yöresel şeyler paylaşılabilir, fıkralar söylenebilir efendim. Ama tabii İslamiyet'in bazı ölçüleri var, sınırları var. Kadın erkek, horon, bu caiz olmaz. Kadın erkek birbirini koluna dolanmak, eline tutmak. Bunların kitapta yeri yok. Şimdi kitapta olmadığı zaman da biz buna fetva veremeyiz. Bir de şenlik gününde kaldık, sen cennetten bahsettin, cehennemden bahsettin, bizi korkuttun, bizi ürküttün. Farkına ne çıkarsa şimdi benim de Allah aklıma ne getirirse ben onu konuşuyorum. Ben şimdi rastgele sipariş üzerinde bir konuşma hazırlayıp teşbihe gitmiyorum yani. Bir kere Sivaslılar çağırdı beni düğüne. Çok sene evvel bizim Halil Efendi var, muhasebeci Halil Efendi var. Allah selamet versin. O tabii düğüne gittik. Kadınlarla erkekler ayrı olsun dedim. Ayrılmışlar aradan. Var bu dediğim 25-30 sene. Perde çekilmiş. Ama ses geliyor da, perde olunca da sese mani değil şey. Normal kül perdesi. Birbirini görmeye mani ama sese mani değil. Dediler sohbet edin. Ben de o zaman biraz yol göreceğim. Çok bilmiyorum da 30 sene evvel de soyluk var. Başladım düğünde cenazeli ahirette ölüm ölüm bir şeyler anlatmaya başlamışım falan. Başladılar ağlama aşisi. Oradan içeriden kadınlardan bir ağlama sesi geliyor mu? Yani perdenin arkasından. Bayağı bir ağlıyorlar. Erkekleri ağlatmak zor. Kadınlar ağlatmak kolay. Kadınlar çabuk etkilenir ama o bazı şeyler vardır. Normalde petekler vardır ya. Kadınlar petekleri çabuk ısınan çabuk soğuk, geç ısınan geç soğuk. Kadınlar çabuk ağlamaya başlar, çabuk durur. Erkekler zor ağlar, ağladığını zor durur yani. Ama tabii kadınlardan başlamışlar ağlamış. Erkekler biraz duygulandı falan. Ben sohbeti bitirdim evvelde. Ben de o zaman Beypoz'a sohbet ediyor bu meşhur şeyde. Kurban Uzman ben de değil, merkezde ediyorum. Ve Hacı Osman'dan sonradan çıktı. Esas en eski yeri Beykoz merkezdi. Ben bile 81'lerde orada vaaz ettim. Merkez camide mi? Merkezde. O merkez camide ben de oradan vapurla karşıdan düğünden buraya yetişeceğim yani. Dedim ben dedim Efendi Hazretleri'ne refakat edeceğim işte. Sohbet ekibiye yetişeceğim. Düğünden çıktık. Bunlar biraz ağlamışlar, ağlamışlar. Sonra bir durmuşlar, bir de birbirine bakmışlar. Demişler niye ağlıyoruz? Ağlattı bizi hoca ya. Neredeyiz demişler, düğün değil. Lan cenaze demiş demişler. Niye ağlıyoruz ya? Vay demişler, bu hoca ne olursun demişler. Düğünü cenazeye çevirdi gitti de. Ben onun için seninle peşin konuşalım yani. Ben yerlere valilere gelirsem ne konuşacağım, pazarlığı olmaz. Ağlayan ağlar, gülen güler, o beni de alakadar etmez. Ama hayatın gerçekleri var. Ölümle karşı karşıyayız. Ahiret önümüzdedir. Hesabımızı doğru yapmalıyız. Hemşerinin de karını isteyen, komşusunun da Müslümanın da karını isteyen evvela ona ahiret saadetinin yollarını göstermelidir ki ne olmasın? Dünyada gülüp de ahirette ağlamak olmasın inşallah. İki canlı da saadet bulalım. İki tarafta da gülelim inşallah. Allah Teala iyi, sağlam iman, ehl-i sünnet itikadı, salih amel,
ve halis niyetler nasip eylesin. Amin. Şimdi tabii ki bu dernekleşmelerin önemi çok büyük. Neden büyük? İslami açıdan baktığın zaman, temin sayılanları dinlediğimiz zaman bakıyoruz hep anlattığı faaliyetler, kıymetli başkanın İslam'ın emrettiği şeyler. Farkındaysanız. Mesela hastaları ziyaret. Ne buyuruyor diyelim hadis-i şerifte? Kim bir hastayı ziyaret ederse Rabbimiz buyuruyor, beni onun yanında bulur. Bakın buraya dikkat edelim. Şimdi diğer konularla fakiri yedirirse diyor, sevabını benim yanımda bulur. Çıplağı giydirirse mükafatını benim katımda bulur. Ama hastayı ziyaret ederse beni hastanın yanında bulur diyor. Farka fark edin. Şimdi sıla-i rahim ne demek bu? Akraba ilişkilerini gözetmek. Kur'an-ı Kerim bu usta acayip duruyor. Ve münafıklar, kafirler hakkında devamlı وَاَقْتَعُونَ مَا عَمَرُ اللّٰهُ بِيَنْ يُوْسَلُ Allah'ın eklenmesini emrettiği akrabalık bağlarını koparırlar münafıklar için. Müslümanlar için devamlı net ettiği kullar için اَلَذِينَ يَسَلُونَ مَا عَمَرُ اللّٰهُ بِيَنْ يُوْسَلُ Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği bağları vasf ederler, eklerler, koparmazlar diyor. İşte arayıp sorma, telefonla da olsa, mektupla da olsa, şimdi tabii telefonlar, mesajlarla çıktı, halin hatırın nasıl falan. Anne babadan, akrabadan, kardeşten, tabii yakın akraba, uzak akraba, hak sahiplerine göre bu yayılıyor ve dağılıyor. Vâdidel kurba hakkı, ve miskin önüne sevi, yakın akrabaya hakkını ver, fakire ver, yolcuya ver, yani muhtaca ver. Ondan sonra bazılarına Allah yetki veriyor, güç veriyor, kuvvet veriyor, yani bir mansıp makam veriyor, protokolde yer veriyor sana. Adam evvelce akrabasıyla geçinen adam, bir yere geldiği zaman akrabasını tanımaz olur. Niye tanımaz oluyor? İşte işi düşer de ondan uğraşmayayım diye. Veya zenginleşiyor, bir şey atlıyor, normal çevre atlıyor, ondan sonra eski akrabayı yolda görse tanımaz oluyor. Bunlara Allah lanet diyor Kur'an'da mesela. اَنَّهُ لَفْتَعَلُوا فَاَنْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُبْزِلُوا فِي الْاَضُ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَابَكُمْ Ey kullarım diyor, ben sizden bazılarınıza yeryüzünde imkan veririm, iktidar veririm, güç veririm, bir makam mevki veririm, ama korkarım siz diyor, yeryüzünde bozgunculuk yaparsınız, ihalelere fesat karıştırırsınız, döneri yağlı tarafından kendinize kesersiniz, fitne fesat çıkarırsınız, akraba bağlarını koparırsınız diyor. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ فَاَعْمَى اَبْصَارُهُمْ İşte kim akraba ilişkisini keser ve dünyadan fesat çıkarırsa Allah onları lanetlemiştir ve gözlerini kör etmiştir. Yani kalp gözlerini kör etmiştir, kalp kulaklarını sağır etmiştir. Artık onları hakkı duymaz ve hakkı görmezdir, öbür haline getirmiştir diyor. Şimdi bu ayetlerin muhaciyesinde baktığımızda sıla-i rahim kesilmesi hakkında o kadar büyük tehditler var hadis-i şeriflerde yine. Er-Rahim muhallaka bir az. Rahim rahmetten geliyor. Bakın hep Arapça kelimeler. Anne rahmi diyorsunuz. Anne rahmi. Köken bakın rahame maddesi Arapçada. Rahim. Er-Rahim muhallaka bir az. Anne rahmi. Hepimiz bir rahimden doğduk yani. Hepimiz. O rahimlerin hepsi diyor arşa bağlıdır diyor. Allah'ın arşıyla irtibatı var rahmet. Baştan beddua diyor veya dua diyor. Men vasaleni yasalallahu men katani katavu. Beni ekleyeni Allah muradına ertesin, beni keseni Allah koparsın diyor. Yani bu ne demektir? Kardeşimiz, kardeşlerimizle aynı rahimden doğmayız. Değil mi? Amcalarımız, dayılarımız, babalarımızın geride aynı rahimde doğdukları. Baktığımız zaman bütün akrabalık bağı nereye dayanır? Süt yoksa, yani süt kardeşliğin dışında, süt bağının dışında bütün bağ nereden gelir? Rahimden gelir yani. Onun için şimdi bunları aramak, sormak lazım. Maalesef dediği gibi memleketimizde çok bir ekip içme imkanı olmaması, bir fındıkla çoğu da geçimini sağlayamaması, bir hanede kaç tane çocuk, belki bir iki öyle kalsa da üçü beşinin hicrete göçe zorlanması. Benim de babam yani 8-10 yaşlarında herhalde ilkokulu bitirmişim de ortaokulda, tam şimdi 80 yaşına yakındır, görevden gelmişler.
Dramana gelmişler. Yani Fatih Dramana gelmişler. O zaman Fethiye denen yere gelmişler. E dedem Mehmet işte tersanede çalışıyor. İşte efendim, babam biraz daha bir biliyor çocuğum. Biz Fatih'te doğduk yani. Ama gider gelelim. Memlekete uğrarız. Kabirlerimiz, mezarlarımız orada. Deniz kenarında var köyde. Köyümüz denize çok yakın zaten. Yani köyü. Hemen 1 kilometre, 2 kilometre. Dedelerimiz, atalarımız oradan. Tabi aslı Bukhara'dan oralara da gelmişler. Tabi birçoğumuzun, Giresun'un kazaları da birçoğu Orta Asya'dan gelmedir. Ve dolayısıyla ama tabi ki vatanımız olmuş, toprağımız olmuş, dedelerimiz orada yaşamış, ölmüş. Hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır hadis-i şerifine göre. Özel bir yeri var. Akrabalık, hemşerilik, bütün bunların İslam'danesi var. Efendim, hukuku var. Yani yakından uzağa doğru dedim ya, yakından anne babadan kardeşten başlayarak geriye doğru giderken daha uzaklara gitmeden evvela kimler gelir? Tabii ki köylün, tabii ki senin ilçen, tabii ki senin ilin böyle geriye doğru açılır yani. Bunlardan nihayet İslam'ın güzelliklerindendir. Şimdi gelmişler, göç etmişler. Buralarda tabii kimi gelmiş? Fatih'e kimi gelmiş? Beykoz'a. Kim oraya, kim buraya? Bu benim de şimdi durduğum yer, yani Acarkent diyorlar ama aslında ben Göreli Mahallesi diyorum oraya. Yani benim durduğum yer esasında neresi? Göreli Mahallesi. Yani dön dolar nereye gelmişim ben yine? Külü şeyi yazıyor öyle aslında, her şey aslında Rusya'da. Göreli'ye gelmişim yani. Bir iştahı yaptım hapisteyken 2002 senesinde. Bandırma'da yatıyordum o zaman. İkide bir mena alıyorlar, 10 senede bir almasalar rahat edemezler yani. Parti gibi beni de kapatıyorlar yani, bir de açılıyorum. Tam fazla tek başına bir alalım yani ama neyinden korkuyorlar ben de anlamıyorum. Benle uğraşıyor yani, maskama değmez ama dünyada uluslararası güçler beni bir şey zannediyor herhalde. Tabii milletin sevgisini, ilgisini görüyorlar. Siz tabii bu yakın civar olarak külliyenin durumlarını da bilirsiniz. Siz daha iyi bildiğiniz için size de çok anlatmanız yok. 20 sene evvel 50 bin, 100 bin kişi de toplanırsa hiçbir teşkilatı olmayan, gazetesi, radyosu, televizyonu olmayan tek başına bir gariban adam 50-100 bin kişi de toplanıyorsa 20 sene evvel adama bir min koyarlar yani. Peşine bir de cimle koyarlar. Ondan sonra geldi. Peygamberi geliyoruz yani. 20-30 senelik macera geliyoruz. Hala uğraşıyorlar bitiremediler. Osmanlı'nın şeyi gibi yediler bitiremediler beni de. Ama ben mutluyum, memnunum. Ben taviz vermem. Hakkı söylemekten, doğruyu söylemekten, taviz vermedikten sonra kim sevsin, kim sevmesin, darılan yatağına ayrı sensin yani. Beni alakadar etmez, ben hakkı söylerim. Ben doğru konuşurum. Bu vatan milletin selameti ve ehl-i sünnetin selameti için ben çok da şey yapmam, umurumda değil. Başımıza gelen gelir. Bu yoldan, işte 2002'de hadiste yatıyorum ya o zaman, 1-2000'de aldılar, 1-2002'de aldılar, 1-2012'de aldılar işte. 3 yara oldum şimdi. Ben de o zaman kayınpederin yanında kalıyorum, Çengelköy'de falan. Bir yerimiz var, burada çalışmacılara yerimiz var, babamın yerleri. Onları sattık, bir şeyler ettik, bir yer ev yapalım edelim, ne yapalım, ne edelim. Ya Rabbi bana nereden gel, nasıl bileceksin diye bir istihare yaptım. İstihare'de görüyorum ki köprünün ayağını görüyor, bir yerde duruyorum. Boğaz'ın Karadeniz çıkışına bakıyorum, bir. İkincisi köprünün ayağını görüyorum. İki, üçüncüsü de benim köylülerim var o civarda. Üç. İstihare'de de öyle bir istihare çıkıyor ki fakat ben anlayamıyorum ki burası. Çıktım hapisten geldim. Bir gittik Kavacık'ta bir yer baktık. Şeye, Karadeniz çıkışına tam bakıyor. Merkezde bir bina oraya alacaktık. Dedim bu tuttu bu falan. Sonra bir düşündüm ya. Neyse olmadı. Hoş bozuldu. Bina eskiymiş. Sonra dedim istihare'de böyle uymuyor çünkü benim köylüler yok etrafta. Bir de vardı, sonra buraya aldım, ettik. Boğaz'ın Karadeniz çıkışına bakıyor, tuttu. Efendim, köprünün ayağı görünüyor, tam kafası görünüyor. Şimdi bir de ışıklandırdılar, bayağı görünüyor. Köprünün ayağı da görünüyor, ikisi de çıktı. Üçüncüyü unutmuşum bir tane. Ne zaman oraya Göreli tabelasını koydular, o çok eski değil o tabela. Göreli yazmaya başladılar. Bir gün gece geri geldi, ışığı vurdurdu şoför. Işık bulunca karanlıkta daha iyi anlıyorsun. Direkt görevlerin üstüne vurdu o tabela. O zaman rüya hatırıma geldi. Ya dedim biz bizim köydenmişik ya. Haberimiz yok. İstihare tamam. Yani Mevla her şeyi
ayarlı yapıyor. Hiçbir şey hesapsız değil. Öbür şey de o bir miktar. Her şey Allah katında ölçüyledir. Bizden sonra Mahmud Efendi Hazretlerimize mübarek geldi. Elhamdülillah o da teslim etti, yerleşti. Buraların hakikaten bereketi, havası, suyu, maddi manevi bereketlerle toplamış. Bu bereket, yani bu bölge öyle bir bölge ki hem İstanbul'un içi hem İstanbul'un dışı. 5-10 dakikada İstanbul'un her yerine merkezine ulaşırsın. Fakat buraya geldiğimiz ses yoksa daha yok. Sanki köydesin. Hikmet-i ilahiye. Şevket, Mehmet Şevket Ege Üstad devamlı yazardı. Ya İstanbul patlayacak yani, sıkıntı çok İstanbul. 20-30 senedir yazar. Beykoz'un köylerinde kendisine yer bulur. Beykoz'un köylerinde o adam da hoş evliyanı bilmiyorum ama o zamanlar böyle derdi. Şimdi bakıyorum herkes Beykoz'un köylerine gözlükler başladı yani. Ya istiyorlar falan. Yine de Allah Teala yeşilliğimizi muhafaza etsin. Amin. Güzelliğimizi muhafaza etsin. Amin. Bereketlerimizi muhafaza etsin. Amin. Amin. Şimdi tabii ben bu kadar bilmiyordum. Bir bizim görevle vardı. O zaman adını Timurtaş hocalar rahmetli. Timurtaş'ı sürdüler. Adamın tırnaklarını çektiler. Orasını burasını ceryanı verdiler. Adamın hormonlarını bozdular. Şişirdiler falan. Göreli mahallesine tayin ettiler. O da şehzade başından Göreli mahallesine geldi. Göreli mahallesinde de o zaman hocam hocam yok. Dediler ki iki tane cemaat var camide. Timurtaş hocaların 80'leri söylüyorsun yani ihtilal son. O zaman tutmaya başladık adını yani. Bizim Gidek Efendi vardı orada. Allah selam rahmet etsin. O da vefat etmiş. O da ona müslüm oldu orada. Ondan sonra bizim bu külliye işi oldu. Külliyenin üstten inerken o yolu kullanıyorduk. Aradan gelip o yolu kullanıyorduk falan. Sonra geldik. İnşallah Rabbim tekrar orayı cami olarak bize iade eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra efendim tabii bölgede ben bir mahalle olarak düşünüyordum. Fakat şimdi soğuk suya imzaya gidiyorum her çarşamba. Denediğim şeyle. Oradan orada da tabii bakıyorum o geliyor göreliyim. Bu geliyor göreliyim. Adliyeden şuradan da yani Giresun. Dedim Allah Allah burada dedim yani bir mahalle iki mahalle ben yok dediler. Bu şeyden aşağı Paşa Bahçeden Tut Beykoz'un köylerinde çok Giresunlu var. Dediler. Sonra da başkanımızla görüştük. Bizi davet ettiler. Allah razı olsun. Böylece anlamış oldum ki buralarda yani özellikle bu bölgede hemşerimiz çok oldu, anlaşılmış oldu. Şimdi birbirine faydamız olsun. Nasıl faydamız olsun? İşte ben dedim, benim elimden ne gelir? Ancak gelirim bir sohbet ederim, bir şenlik yapacaksınız, gelirim bir aşır okurum, bir dua ederim, bir mana veririm. O kadar benim yapabileceğim gücüm bu nispet dedim. Ama benim size dedim sonra zararım olabilir, zararım olacaksa da beni çağırmayın dedim. Bu kadar geldi dediler ki hocam zarar gelsin de senden gelsin. Biz senin zararına razıyız dediler. Ben de onu da baştan söylüyorum ha. Ben fişli adamım. Ha, zararım olacaksa da beni çağırmayın. Ben darılmam yani. Faydam olacaksa çağırın gelirim. Zararım olursa sıvışıp kaçın. Kaçmayı da bilin yani. Ben her zaman efendim sizin yanınızdayım. Yok ben de sizin yanınızdayım. Allah razı olsun. Hizmetlere ortak olurum inşallah. Özellikle sosyal faaliyetlerde hakikaten ya geçen mescitte bile Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih Kızılay çağırdık işte kan bağışında bulunduk yani sosyal ne hizmetler olursa biz bunlara katılmak destek olmak isteriz. Şimdi sanatçı çağırıyorlar bilmem ne çağırıyorlar birkaç bin kişi toplamak için şarkıcı türkücü çağırıyorlar efendim bizi de seven sayan vardır mesela derdim ki ben önce gelirdi belki birkaç bin kişi fazla gelir de orada derneğin bir faaliyeti tanıtılır, bir hizmet olur. Ben bunlara katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana. Ben bunlara katkıda bulunmak, Giresun derneklerine yardım etmek isterim. Ama duyduğumuz kadarıyla aşevi, millete yemek yedirmek, Ramazan önümüzde üç aylar geliyor, iftar çalıp iftar vermek, bir efendim ne bileyim bayramdan evvel bir fitre fidye gibi bir toplanıp bir haçlık para fakir fukaranın evlerine mahallelerde hemşerilerimiz bazından itibaren açılarak yani fakir fukarayı bir gözetmek hasta ziyaretleri cenazelere iştirak katılmak efendim düğünlerinde kutlamak bir çeyrek altın bir şey götürüp bir gariban bir şey takmak falan bunlar İslam'ın teşvik ettiği işler bunlar İslam bunları istiyor. İslam cahiliyet döneminde millet aşkurt gibi birbirini yerken bunları getirmiş kurban olduğum Allah. İslam bize
yakınlık, akrabaya iyilik, sıvay rahim, fakir fukara yedirmek, yetime dula müskine bakmak, arayıp sormak, kollamak. Yani Koca Hazreti Ömer halideyken gece yarısı gezip kapı kapı dolaşıp da efendim tebdili kıyafet, zaten kıyafeti neyi tebdilecek mübarek zaten bir tane cübbesi var da. Yani demek istediğim, acaba benden çekilip de halifeye gelemez de ben ayağına gideyim, durumunu ben sorayım. Hatta biliyorsunuz bir kadına soruyor da gece efendim aç durumda görünce çocuklar ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz açlıktan efendim, ya niye halifeye çıkmıyorsunuz? Aman halifenin canı bizi mi düşünüyor? Halife şimdi keyfinde diyor kadın. O ne kadar üzülüyor, ne kadar ediyor. Uç kuralları sırtında kendi taşıyor, getiriyor. Kadın halifeye ne kadar hakaretler ediyor. Ondan ne kadar özürler diliyor. Allah'tan af diliyor. Yani böyle İslamiyet bunu getirmiş ya. İslamiyet böyle. Belediye başkanı, dernek başkanı diye. Tamam vereceğim sana. Dur. Tamam. Müsaade. Şöyle bir şey yapalım. Basınımızın değerli temsilcileri, bu akşam değerli bir konuğumuz var. Kendileri Giresunlu hemşerimiz, muhterem hocamız, namı diğer kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Düğünlü hocamız bizimle birlikte. Kendilerine Beykoz'da Giresunlar olarak hoş geldiniz diyoruz. Hürmet ederiz Sayın Hocam. Biz Beykoz'da Giresunlar olarak sizin gibi saygıdeğer, muhterem hemşehrilerimizle birlikte olduğumuz da Giresun'dan gelmiş. Birinci kuşakta Giresunlular olarak çok iyi izler bırakmadığımız kanaati oluşmuştu. Sizin gibi muhterem hocam, hocalarımız vasıtasıyla genç kuşaklarımız bu imajı yıktılar. Sizin sayenizde, sizler gibilerin sayesinde. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Ben sizlere hitap etmek üzere Dernek Başkanım Hasan Karakaya Beyefendi'ye mikrofonu arz edeceğim. Programımız daha sonra hocamızın Beykoz'daki Giresunlu hemşerileriyle buluşması ve sohbet olarak devam edecek. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, değerli misafirlerimiz, sevgili hemşehrilerim, derneğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Taşı toprağı altın diyarlar hep, orası neresi biz de gitsek. Fındıktan kazandığımız 3-5 kuruş yetmiyor artık. Geçinmemize baksana çocuklar hadisefi. Bu nedenle işte nereye İstanbul? İşte İstanbul, işte Beykoz. Bak, bizim oralara benziyor. Denizi, yeşili. Sanki Giresun. Cam fabrikası, kundura fabrikası, tekel fabrikası. Şirvan fabrikası tuttu bizimkileri buralarda. Fabrikalarda çalıştılar. Belki bahçe de yaptılar. İnekleri de oldu. Süt sağdılar. Giresun'u yaşadılar hep Beykoz'da. Gün geldi hemşehriler fabrika dışında da görüşme ihtiyacı hissettiler. Komşuluklar kuruldu, yetmedi. Gruplar kuruldu, yetmedi. Düğünlerde, cenazelerde görüşülüyordu. Bu da yetmedi. Eksik olan bir şey vardı.
güç birliği, hemşehrimiz bir çatı altında toplanıp aksel ilerlemek, sorunlara ortak çözüm aramak, kısacası güç birliği yapmak istiyorlardı. Çok uzun zaman aldı örgütlenmek. Ta ki 1987 yılında bir avuç müteşebbis hemşerimiz bu derneği kurana kadar. Dernek kuruldu, daha sık görüşülür oldu hemşeriler. Dernek çatısı altında faaliyetler yapılmaya başlandı. Hemşeriler memlekette yayla yollarında yaptıkları eğlencelerden esinlendiler. Eskiden beri köylerden yaylalara yapılan otçu göçü şenliklerini hatırladılar. Aynısını burada yapmaya çalıştılar. Kayma donduran yayla şenlikleri doğdu. Bu dernek sayesinde hemşerilerimiz 26 yıldır bir araya geliyor hiç aksatmadan. Bu derneğe başkanlık yapmış hemşerilerimiz, yönetimde bulunmuş hemşerilerimiz apayrı bir önem verdiler kayma donduran şenliklerine. Yardımlaşıyor hemşehriler kendi arasında Beykozlu Genisunlar Derneği bir yenilik daha ekliyor portföyüne. İftar çadırı. Birçok belediyenin cesaret edemediği çalışmayı Beykozlu Genisunlar Derneği yapıyor. Dualar alıyor, alkışlar topluyor. Her yıl aralıksız kurulan iftar çadırımızda bir akşamda yaklaşık 600 kişi, bir Ramazan'da yaklaşık 18 bin kişi iftarını açıyor keyifle. Yeni dönemde durmadan faaliyet, durmadan etkinlik üretiyoruz. Beykozlu Giresunlar Derneği geçirdiği son iki dönemde farklı bir dernekçilik anlayışı ortaya koyuyor. Bir piknik, bir gece dernekçiliğinin ötesinde sürekli faaliyet ve sürekli etkinlik düzenleyen dernek konumuna geldik elhamdülillah. Özellikle Beykoz'da izlenen, irdelenen ve örnek alınan bir dernek olduk. Dernek tarihimiz içinde hayata geçen kaymak dolduran şenlikleri, iftar çadırını, şair festivalini ihmal etmiyoruz. Her yıl daha da geliştirerek hayata geçiriyoruz. Ama başka da işler yapıyoruz. Afyon'daki şehitlerimizi unutmuyoruz. Her yıl onları ziyarete gidiyor, dualar ediyoruz. Kur'anlar okuyoruz. Şehitliğimiz için yeni projeler ortaya koyuyoruz. İnşallah şehitliğimizi yılda bir kez değil, yılda çok kez ziyaret edilen bir yer konumuna getireceğiz. Beykoz'un sorunlarına uzak kalmıyoruz. Susan değil, konuşan bir STK'yız. Görüş beyan ediyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Hemşehrilerimize çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Oran kursu, diksiyon kursu, iletişim kursu, ergen psikolojisi, orta öğretim öğrencilerin takviye kursları çalışmalarımızdan bazıları. Hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Hastası olanın yanındayız. Maddi manevi ne gerekiyorsa. Cenazesi olanın anında yanındayız. Düğünü olanın mutlaka düğünlerini şenlendiriyor. Derneklerimizin her türlü taleplerini imkanların ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Beykoz'un her noktasındaki hemşehrilerimizle, derneğimiz olan yerde derneklerimizle, derneğimiz olmayan yerlerde ise buluşmak için müsait yerlerde sürekli toplantılar yaptık, yapıyoruz. Onları dinliyor, biz anlatıyor, ortak yollar bularak çözüm yapmaya çalışıyoruz. Artık hemşehrilerimizin Beykoz'u en başında söylemiştik. Bu nedenle Beykoz'u Gresunlar Derneği, Beykoz için fikir üreten, kafa yoran, mesai harcayan bir fikir kurumudur. Beykoz'da gerek pilotluklarımız, gerekse siyasilerimiz bir karar ötesinde Giresunlar ne der diye artık düşünmektedirler. Beykoz'da 417 derneğin içinde yılın en başında derneği seçilerek çalışmalarımızın boş olmadığını gördük. Bu ödül bizi daha da çok çalışmaya sevk etti. Topraklarında yeterince geçim üretemediği için 1 milyon göç veren Giresun, ne büyük olmayı istiyoruz, ne de adımızın önüne bir ünvan almayı. Ama bir şey istiyoruz. Birlik olmayı, dirlik olmayı istiyoruz. Yok olup gitmek istemiyoruz. İşte onun için varız. Hepinize saygılar sunuyorum. Dernek Başkanımız Hasan Karakaya Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Ben mikrofonu sahibine tevdi etmek istiyorum. Hocam arz ederim. Mikrofon sizin, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Okuduklarım var gece sabah akşam okuduklarımda size de niyet ediyorum yani sizi de dahil ettim. Allah size muhafaza eylesin. Dünya ahiret belalardan, afetlerden, musibetlerden. Bugün konuşamıyorum dünya kelamı. İşte başlamış oldum. Benim başkan daha uzun konuşur. Ben de orada bitiririm. De kısa kesince ortada kaldım. Ama okuyacaklarımı bitirdim ki sizi de niyete kattım inşallah. Evet, çoluğumuz, çocuğumuzun, malımız, canımız, dinimiz, imanımız, emanetlerimiz, kutsallarımız, vatanımız, bayrağımız, bütün milli manevi değerlerimizle Allah'ın adını okuyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim muhafaza buyursun. Amin. Duasız, zikirsiz yaşamak olmaz. Allah Teala ne buyuruyor estağfirullah? Kul mâ yâdıl bikum rabbi levlâ duâukum. Hamidin kullarıma söyle ki duanız olmasa, bana yalvarmanız olmasa, benden istemeniz olmasa, Allah demeniz, Bismillah demeniz, zikriniz, şükrünüz olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Yani tahta değilsin, döşeme tavan olasın, taş değilsin, kaldırım olasın, bir Müslümanın ayağını çamurdan kurtarasın, hayvan değilsin, efendim etinden sütünden faydalanılsın, et yemeyen hayvan olsan da bilinsin, üstünde efendim yük taşınılsın falan. Her canlının, yani yaratılanın, hatta cansızların, masa cansız mesela, bunlar da faydası var, burada bir şey koyuyorsunuz. Herkes bir işe yarıyor. İnsan ancak Rabbine kulluk için yaratılmıştır ve dua için yaratılmıştır. Bakın, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا يَعْبُدُونَ. Cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler, bana dua etsinler, beni zikretsinler, bana şükretsinler diye halkettim. Yarattım Allah buyuruyor. Celle Şanü Celle Cümle. Yoksa bizim yaratılmamızın ne gayesi olur, ne faydası olur? Kendimize de yaramamız, insanlara da faydamız ancak Rabbimizi tanımamız da mümkün olur. Allah'ı tanımayan adamdan ne hayır gelir ya? Kainat yaradanı tanımaz. Bak, gündüz gitti, gece geldi. Kim güneşi kim batırdı? Bu karanlığı kim getirdi? Bizi kim getiriyor ya diyorlar. Yumurta kadar yok ya. Mevla nasıl döndürüyor bunları? Gökleri yerleri nasıl tutuyor? 18 bin alem, dünyanın dışında bunca alem, bu ne güçtür bu? Kelam konuşmak, onun kelamları bitmez, kelimeleri bitmez, yedi deniz, efendim mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa,
Ma nefidet kelimatullah. Allah'ın kelimeleri tükenmez buyuruyor. Bu ne kadar kelime kelam var. Cebrail aleyhisselamla neler görüşüyor, Mikail aleyhisselamla neler görüşüyor. Her damla yağan yağmurun damlasının hesabı var ya. Her o biten odun hesabı var. Biz daha kendi bahçemizdeki odu sayamayız ya. Birkaç yüz metre bahçemiz var, kaç ot var bilmiyorum ya. Ne kadar cahil bir adamız değil mi? Yani Mevla bu kadar mahsullerden kaç ot bitmiş, diniz yerden çıkmış. Bunu Mikail aleyhisselam hesaplatıyor yani bunu. Kendi zannediliyor da ne kelimeler, ne kelamlar. Efendim, ölecekler, gidecekler, bitecekler. İnsanlar, cinler, melekler, felekler, işte bunlar hepsini yönetmek. Kendimizi yönetemiyoruz ki. Midemizde de durumlar haberimiz yok. Bağırsağımıza lafımız geçmiyor. Çalışmıyor, çalışmıyor, durup sendeki durmuyor. Mide göre takılmıyor. Bazı kere ihsan oluyor, hiç münasebetsiz yerde gaz geliyor. Ya kardeşim, şimdi rahat değilim desen, seni dinlemiyor ya. Yani karnına laf geçiremezsin, gözüne laf geçiremezsin, midene laf geçiremezsin. Neyimize gücümüz var? Tekvin, incat demek, Mevla yaratıyor, olduruyor, var ediyor, yoku var ediyor ya. Biz olmuşa bir laf geçiremiyoruz ya. Olmuşa bir şekil veremiyoruz, o olmamış ki yaratıyor. E Mevla'nın sıfatlarını bilmek lazım. Diğer başka sıfat-ı zuhuriyesi var, sıfat-ı zatiyesi var, vücut var olmak. Şimdi bizim varlığımız da onun varlığı değil mi? Bilin ki onun varlığının yanında yok, yok hükmü denir. Çünkü onun başı yok, sonu yok. Bizim başımız var, sonumuz var. Kıdem evvel olmamak. Hepimizin yaşı başı belli ya. İşte 50 sene, 60 sene. Buradan fazla 80-90'ı geçen adam olmaz yani. Geriye gitti, kimse yok. Kıdem. Hani der ya kıdem tazminatı. Siz o işleri anlarsın. Allah'ın kıdem sıfatını sorsam anlamaz o. Kıdem tazminatını anlar çünkü para ne kadar gelecek diye. Hepsi kıdem dedin mi? Onu anlıyorsun yani. Maaştaki şey. Beka ne demek? Son olmamak. Vahdaniyet ne demek? Tek olmak. Muhalefetül havadis ne demek? Sonradan yaratılanlara benzememek. Kıyam bir nefsiyi kendi zatıyla durmak. Hiçbirimiz kendi zatımıza duramayız. İhya, imade, taklit, terzi bu sıfatlar da var. Diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık vermek. Büyük Allah'ımız var. Onun için onu tanımak kadar büyük marifet olamaz. İrfan olamaz. Arif ancak Allah'a bilendir. Laftan arif olunmaz. Adını arif taksalar arif olunmaz. Dünyanın yemesini içmesini bilmekle olunmaz. Onu hayvanlar da bilir. Hangi yem daha iyi onu seçer. İnsanın farkı var. İnsan özel bir kul. İnsan hususi bir mahluk. İnsan ahsen takvim üzere yaratılmış. Eşref-i mahluk. İnsan Rabbini tanısın, bilsin, bulsun, onun has kulu olsun, cennette cemalini görsün diye yaratılmış. İnsan öyle.